Güneş sarısı fonda, büyük oval gözler, kocaman gülümseyen bir sembol. Amerikalı reklam grafikeri Harvey Ball, 1963'te bir sigorta firmasının çalışanları motive etmek için gülümseyen suratı tasarladı. Sembol rozetlere basılarak çalışanlara dağıtıldı. Ancak rozetler o kadar ilgi gördü ki Amerika çapında on binlerce sipariş aldı. Harvey Ball gülümseyen suratı tasarlarken hiçbir ticari amaç gütmedi. Hepimiz yılda sadece bir günü bile olsa gülümsemeye ve iyilik yapmaya ayırmalıyız dedi. Böylelikle küçük ya da büyük, dünyada pozitif bir fark yaratabileceğine duyulan inançla Dünya Gülümseme Günü kutlanmaya başladı. Ekim'in ilk cuması Dünya Gülümseme Günü olarak kabul ediliyor. Bu yılda bir defa değil de her gün olsa daha güzel olmaz mı? Gülmeyi her zaman hatırlamış olsak daha güzel olur. Yani Peygamber Efendimiz bile diyor, gülmek sadakadır. Başka bir şey dememeye gerek var mı? Nefes alabilmek, yaşayabilmek, sağlıklı olabilmek, bunlar zaten gülmemiz için en büyük sebeptir bence. Gülümsemek insanlığın evrensel dili. Umut veriyor, stresi azaltıyor, bağışıklığı artırıyor. Biliyoruz ki yüz ifadelerimiz duygusal olarak nasıl hissettiğimizi de belirliyor. Gülümser bir vaziyette olduğumuzda beynimizde çok farklı hormonlar salgılanmaya başlıyor. Eğer gülüyorsak karşıdaki de gülüyor. Eğer birini gülümserseniz o da gülümsüyor. Bulaşıcı bir şey. Eğer her şeyin gelip geçici olduğu şu dünyada kalıcı olanın sevgi, dostluk, kardeşlik, barış olduğuna inanıyorsak, aynanın karşısına geçip moralimiz bozulsa bile yaşama espriyle bakabiliyorsak, yarın yeni bir gündür, yeni bir umuttur diyebiliyorsak herkese gülücükler atalım diyorum.